Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere pancar turşusu tarifiyle geldim. Bu turşu öyle bildiğiniz turşulara benzemiyor. Gerçekten lezzeti 10 numara 5 yıldız. Bu turşuyu genelde Alman marketlerinde satılıyor. Ben çok severek yiyorum bunu. Kendim de yapıp bu tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de tadın istedim bu lezzeti. İnanılmaz, %100 aynı tat ve aynı lezzeti yakaladım arkadaşlar. Sizlere de bu lezzeti denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Ayrıca kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Bu şekilde paylaştığım videolarımdan haberdar olursunuz. Yorum ve beğenilerinizle desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Evet. Şimdi pancar turşumuzun yapılışını arkadaşlar. Yaklaşık 5 tane bu şekilde gördüğünüz gibi portakal büyüklüğünde pancar. Bunları bir güzel yıkadım. Kök kısımlarında toprak kısımları olan bölümlerini temizledikten sonra düdüklü tencereme pancarları aldım arkadaşlar. Bıçakla kesmiyoruz. Kesersek bıçakla, yoksa bu şekilde rengini bırakmasını sebep olur. Ben aldığımda pancarlar kesilmişti sap kısımlarından. Bu nedenden dolayı birazcık renk bıraktı. Düdüklü tenceremin kapağını kapattım ve yaklaşık 35 dakika pancarlarımı haşladım arkadaşlar. Haşladıktan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi bir kabın içerisine soğuk su doldurdum ve haşlamış olduğum pancarlarımı soğuk suyun içerisine attım, şokladım. Bunu yapmamızın sebebi çok daha çabuk soyabilmemiz için, kabuğunu elimizin yanmaması için. Evet. Şimdi turşumuzun sosunu hazırlayacağız arkadaşlar. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz: 1 çay bardak şeker, 1 su bardak sirke, elma sirkesi kullandım, 1 yemek kaşık tuz, 2-3 tane defne yaprağı, yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar tane karabiber, hepsini tencereye alıyoruz arkadaşlar. Bir bardak sirke, elma sirkesi ve 1 litre su. Ocağın altını açacağız ve bu sosumuzu kaynatacağız arkadaşlar. Evet, sosumuzu bu şekilde hazırlarken arkadaşlar, kaynamaya başlarken bu esnada pancarlarımızın da kabuğunu soyup keseceğiz. Hazırlığımızı tamamlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi çok çabuk soyuluyor arkadaşlar kabuğu. Elimizle sadece bu şekilde almamız yeterli oluyor. Hiçbir şekilde bıçak kullanmadan, soyma bıçağıyla kullanmadan çabuk bir şekilde kabukları soyuluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Soğuk suya atmamızın sebebi de buydu. Hem daha çabuk soyabilmemiz için, hem elinizin yanmaması için. Elinize bir eldiven giymenizi tavsiye ederim. Çünkü pancarın rengi elinize bırakıyor, geçiyor. Renkli bir el istemiyorsanız eldiven takarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğen ve yorumlarınızla bana destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Erişimlerimizin artması için sizlerin desteğinize ihtiyacım vardır. Evet, pancarlarımızın kabuğunu soyduktan sonra baş kısımlarını da bu şekilde keselim. Çok iri olduğu için pancarlar arkadaşlar, ben ortadan ikiye böleceğim, o şekilde dilimlere keseceğim. Tırtıklı bir bıçak kullandım. Sizler de bu bıçaktan varsa bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten görsel çok daha güzel oluyor. Orijinal tarifte de aynen formu bu şekildedir. Evet, gördüğünüz gibi ince dilimler kesmeye çalışalım.
Evet, doğradığımız pancarlarımızı bir kabımızın içerisine alalım. Gördüğünüz gibi rengi de harika arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir turşu oluyor. Evet, büyük olan parçaları da bu şekilde ortadan ikiye kesip tekrardan doğradım. Evet, pancarlarımızı şimdi doğradıktan sonra sosumuz ile buluşturacağız arkadaşlar. Yaklaşık 2,5-3 kiloya yakın pancar vardı. Ve bu sosumuz tam yeterli gelecektir. Kaynadı sosumuz. Hemen sıcak sıcak pancarların üzerine dökeceğiz. Evet, sosumuzu da pancarlarımıza döktükten sonra şöyle bir güzelce karıştırıyoruz. Dikkatli bir şekilde pancarlarımızı ezmeden. Daha sonrasında sosumuzla pancarları kavanozlara pay edeceğiz arkadaşlar. Sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduracağız. Daha sonrasında kapağını kapatacağız. Sabaha kadar soğumasını bekleyeceğiz. Bu şekilde kendisi kendini vakumlayacaktır. Evet, bu turşunun özelliği şekerin çok olması ve sıcak turşu olması arkadaşlar. Sıcak sıcak bu turşuyu kurup hazırlıyoruz. Soğuk yapmıyoruz. Bu şekilde konservelik turşularımızı elde ediyoruz. Ve daha sonrasında bu turşudan arkadaşlar çok güzel bir salata tarifi de sizlere hazırladım. O tarifimi de daha sonra sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi abone olup zil sesini açarsanız paylaştığım videolarımdan haberdar olursunuz. Kaçırmamış olursunuz videolarımı. Takipte kalın derim. Evet, kavanozlarımıza koyduktan sonra üzerine de kavanozlarımız dolana kadar hazırladığımız sosumuzdan dolduruyoruz arkadaşlar. Her bir kavanozumuza da defne yaprağı koydum. Bu şekilde sıcak pancar turşularım artık hazır. Kapağını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Soğurken de kendi kendini vakumlamış olacaktır. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Salata tarifimi diğer videolarımdan paylaşacağım. Mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.